Floransa, Fatih Terim'in de bir dönem teknik direktörlük yaptığı şehirdeyiz. Mor menekşeler. Ve bugün de yağmurlu hava. İlginç, İtalya'da yağmurlu hava. Herkes yağmurluk satıyor. 2 Euro'dan başladılar. 5-6 Euro'ya kadar şu an yağmurluk piyasası yükseldi bakın. Rengarenk yağmurlukla insanlar da. Ya yaz günü ıslanmak güzel oluyor değil mi? Sıcak özen kenki oldu. Bakalım Floransa'da neler yaşayacağız? Önemli. Yine dünyanın sahilinde kiliselerinden bir tanesinin önündeyiz. Anlatacağım pek çok şeyi. Adamlar bu kilise içinde 600 yıl uğraşmışlar. 600 yıl boyunca yapmışlar. Ve şimdi işin kaymağını yiyorlar. Yani turistler akın akın geliyor. Bu kilisenin önünde fotoğraf çektiler. Bunu görmek için şehre akın ediyor. Kilisenin yapım hikayesi biraz enteresan. Şu görmüş olduğunuz kubbe, tam 4 milyon tane tuğla varmış orada. Kubbenin tepesinin kapatılabilmesi için işte dönemin mimarı tam 4 milyon tuğlayı birbirine birleştirerek ve ortasında da taşların birbirini taşıyabileceği ağırlık seviyesi oluşana kadar da yığmış ve tam ortasına da gördüğün gibi merkez nokta yerleştirmiş 4 milyon tuğla. Enteresan bir hikayesi var değil mi gerçekten? Mimari özelliği harika. Zaten İtalya'da biliyorsunuz bunu sürekli söylüyorum. Dış mimari özelliğe çok önem veriliyor. Bu kilise de onlardan bir tanesi. Floransa'da, daha doğrusu İtalya'da her yer tarih. Anlat anlat bitmiyor. Ama sadece ilginç detaylara değineceğim. Şimdi değil, toparlayayım, biraz video çekeyim. Biraz tarih bilgilerimi geliştireyim. Bunların hepsini sizinle paylaşayım ama saklı detaylarda görüyorsunuz. Yani İtalya'da gözünüzün alabildiği her yer tarih dolu. Her bir figürün bir anlamı var. Gelip görüp yaşamak önemli. Anlatmakla bitmeyecek bir tarihi var Floransa'nın ve İtalya'nın. Thank you.
İşte gezdiğinizde tuval. Bunlara tuval diyorlar. Yani biraz daha ileride de var. Günlük para kazanmak istiyorsunuz. Sanat yönünüz tutuldu. Sanatçı bir ruhunuz var. Diyorsunuz belediye, diyorsunuz ki bana bu caddedeki şu tuvali, şu alanı verir misiniz diyorsunuz. 48 saatini kiralıyorsunuz orayı. Geliyorsunuz orayı. Resminiz yapıyorsunuz. Şu kenarda kovanız neyse işte kasanızı koyuyorsunuz. Gelen insanlar para atıyor içine. Hem siz sanatınızı yaptınız hem de para kazanıyorsunuz. 2 saat sonra geliyor belediye. Burayı güzel bir köpüklüyor. Daha doğrusu geceleyin Floransa'nın sokakları tamamen şablonun yıkanılmış. Ben görmedim ama görenler öyle söylüyorlar. Evet, yıkanılmış gerçekten. Çünkü çok fazla turist olduğu için. Tabi burayı da yıkıyorlar doğal olarak. Her gün bu tuvaller siliniyor. Eğer 48 saatte bir siliniyor. Her 48 saatte bir de boyanıyor. Kimler tarafından? Tabii ki sanat ruhu. Sanatlarını elbette ki paraya dönüştürmek isteyenlerin. İsteyen insanlar için. İşte girişimcilik dediğimiz şey sanatın her anına bulaşmış. Bu da diğer bir. Ha bunlar niye burada duruyor derseniz. Yüksek ihtimalle yağmur yağmasıyla birlikte ressamları bırakmışlar. Yağmur nedeniyle bundan dolayı duruyor. Yoksa normalde silinmiş olması gerekiyor. Ararsanız var. Deri, tişört, kemer, çanta ne ararsanız. Fransa'nın merkezinde küçük bir pazar. Türkiye'de de bol bol var zaten. Ama her şey çok pahalı. Görmüş olduğunuz domuzcuğun ağzına odaya alıyorsunuz parayı, domuzcuğun dilini koyuyorsunuz, aşağı düşüyor, ızgaranın içinden girerse dileğiniz gerçekleşiyor. Hikayesi bu. Izgaranın içinden, domuzun dilinden düşen para ızgaranın içine düşmezse dileğiniz gerçekleşmiyor. Daha doğrusu ızgaranın içine düşen para suyla birlikte sizi dileklerinize götürecek ya da tekrar sizi Floransa'ya getirecek diye bir inanışlar var. Ondan dolayı da çokça insan gelip burada para atıyor. Vallahi o paraları kim topluyor bilmiyorum ama sonuçta o para Floransa'ya getirir mi sizi? Ve tekrar görmek için kendisiniz de. Bu domuzu getirmez sizi ama Floransa'da bu noktada iyi zenginleşiyor. Onu da söyleyelim. Adamlar turizm yaratmışlar gerçekten. Çok sayıda kişi de fotoğraf çekiniyor. Floransa'da da tarih insanın başını döndürüyor. Eyvah. Nereye dönsem tarih? Nereye dönsem heykel? Yalnız anlamadım şu heykellerin hep nü kısımları gözüküyor. Bunlar hiç don giydirmiyorlar mı bunu anlamıyorum. Sürekli olarak önlerinde bir kabarıklık falan. İnsanın başı dönüyor. Tabii tarihi görünce başı dönüyor. Otelliğe geldiğinizde bol bol heykel göreceksiniz ancak gördüğünüz manzaralardan bir tanesi de bu donsuz herifler olacak. Ne yapalım? Tarih bu işte, sanat bu işte. Ne demişler? Doktora namahrem olmazmış, sanata da namahrem olmuyor maalesef. Thank you.
Welcome in our spa. Benvenuti nel... Fransa'nın en eski köprüsü Ponte Vecchio. Artık düzgün söylediysem problem yok. Bunun üzerinde görüyorsunuz saraflar var. Bundan daha önce saraf yerine burada kasaplar falan varmış. Kasaplar işte kestikleri hayvanların tüm içlerini falan bu nehre boşaltırlarmış. Tabii nehir zamanla suyu azalınca çok ciddi kokular oluşmaya başlamış. Su çekilince ve işte sakatat ve benzer türdeki hayvan atıkları çok ciddi koku yapınca karar almışlar. Buradaki ne kadar kasap varsa onları çıkartmışlar buradan. Onun yerine de kuyumcuları getirmişler. Bu kuyumcuların şöyle bir özelliği var. Burada tüm kuyumcular aynı saatte açılıyor, aynı saatte kapanıyor. Bir tenke sistemi var. Çeviriyorlar. Hepsi birlikte kapanıyor. Yani kısacası burada rekabet koşullarına son derece uygun hareket ediyorlar. Kimse bir dakika önce açamıyor. Kimse bir dakika önce kapatamıyor. Herkes eşit şekilde burada para kazanması için aynı saatte açılıp aynı saatte kapanıyor. Böyle bir hikayesi de var buranın. Adamlar eşit ilkesine de böylece uymuş oluyor. İşte biraz önce bahsettiğim kuyumcular bunlar. Burada kasaplar varmıştı. Kasaplar tüm sakatatları buraya atınca doğal olarak nehirde dönem dönem zayıflayınca suyu o sakatatlar dibe çöküyor. Nehir çekilince koku başlıyor derken böyle bir karar alıyorlar. Şimdi ise kuyumcular paraya para basıyor.